başladı. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Bir kez daha Akın kaleye vurdu, top dışarıya gidiyor. Sağ taraftan tehlikeli bir atak, bir vuruş kaleci Ali. Önünde bulduğu topu Emin. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olur? Bir gol çok şey değiştirebilir. Ara pası, Eko'dan boş pozisyon, gol pozisyonu olabilir. Bir anda boşta kaldı, gol pozisyonu ve gol. İlginç bir gole imza atıyor. Akın topu al, iki kez topu önünde buldu. Doğan Türk Birliği savunması topu uzaklaştıramadı. O karambol içerisinde araya giren isim Akın Topal, topu boşta buldu. Tansel güzel bir topu pası yaptı. Eko. İki kişi arasına girdi, şimdi çıktı. Eko vurdu, attı. Vurdu Eko, attı Eko ve dakikalar şu anda 18. Nefis bir gole imza atıyor Barin Eko. Skoru 2-0'a getirdi gerçekten. Bir ortada ceza sahasında bir itme var mı? Bakıyorum hakem. Fehim dayı köşe vuruşu diyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direk, seken top, son anda savunma. Doğan Türk Birliği'nde öyle bir şey var ki Gökmen. İstatistiklere bak. Her iki maçta Lefkoşa'da, Atargüstan'da puansız ayrıldı. Evet. Yine kaptırılan bir top, çabuk gelişiyor Çetin Kayata. Barineko bıraktı ceza sahasında şimdi. Sercan bıraktığı yerde son anda savunmaya koydu. Ya katlarla karşılaşıyor. Ya Akın güzel sıyrıldı bu arada Akın. Sağ tarafta Eko ceza sahasında. Eko kesti ama dışarıya. Kale sahasında Koral var o pozisyonda. Çağrı araya girdi ve ilk 45 dakika bitti diyor Fehim dayı. Dakika başlıyor. İlk yarıda Gavi Çetinkaya'nın 2-0'lık üstünlüğü vardı. Ahmet Saygı bıraktı. Emin dönemedi. Karambol bir pozisyon. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleci Ali. Dönen top bir vuruş daha Kenan'dan. Bu da olmuyor. Çağrı destek verdi hata. Eko ceza sahasına bıraktı. Çağrı gol pozisyonu olabilir. Çağrı yerden. Kaleci Okyanus. Bilev döndü. Bilev ceza sahasında. Bilev gidiyor. Son çizgiye indi. Yaptı ortası. Gol pozisyonu savunma. Çağrı Kral ayak koyan isim. Pasaşarak kullanıldı. Şimdi Burak. Burak'ın ortası. Sekti top. Arka kale direğinden dışarıya gidiyor. Eko sol tarafa döndü. Şimdi Akın. Akın rakibin üzerine gidiyor. Akın sıyrıldı. İkinci rakibi ceza sahasında. Akın vurdu. Top direkten döndü. Gol pozisyonu devam ediyor. Burak vuramadı. Geç kaldı. Burak çok geç kaldı. Atak devam ediyor. Sağ tarafta avantaja bıraktı Fehim dayı. Eko geliyor. Eko ceza sahasında. Burak vardı. Şimdi kale sahasına bıraktı. Kaleci Okyanus. Tansel rakibin üzerine gidiyor. Tansel'in pası. Şimdi Akın. Tansel'le oynadı. Tansel gol pozisyonu. Tansel vurdu. Kaleci çıkardı. Tansel kaçırıyor. Okyanus başarılı. Okyanus 3. gole izin vermedi. Çünkü Tansel orada bacak arası yapmaya çalıştı yani. Bu arada Charles ceza sahasına sokuldu. Charles geldi, geriye bıraktı. Bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Ahmet Sönmez kaçırdı bu kez. Aynı dakika içerisinde 2 net gol pozisyonu. Önce Çetinkaya kaçırdı. Ardından Ahmet Sönmez. Dakikalar 71. Hareketli bir dakika oldu. Sağ tarafa döndü o noktada. Çağrı Kral ileride Tansel ve Akın ikilisi var. Yaptı ortasını ceza sahası. Tansel bıraktı gol pozisyonu. Skor 3-0 oldu. Akın Topal araya girdi. Tansel geriye doğru bıraktığı anda bomboş pozisyonda Akın Topal yine sahneye çıktı. Akın'ın golü dakika 74. Çetinkaya farkı 3'e çıkardı. Skor 3-0'a geliyor ve fark 3 oluyor Atatürk Stadında. Çetinkaya 3, Doğan Türk Birliği 0. Tabi Sergen tecrübesiyle oraya kapatırmış. Kenan'a uzun bir top. Kenan ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonda top Ali'de kalıyor. Burak son çizgiye indi. Yaptı ortasını. Barineko 4 geliyor mu? Barineko savunma. Dönen top Barin 4-0. Barineko yine sahneye çıkıyor. Bir Akın Topal, bir Barineko. Skor 4-0'a geldi. Dakika 87, Barineko günün başarılı ismi, skoru 4-0'a getirdi. Ama golde de Burak'ın payı var. Burak savunma üzerine gidiyor. Şimdi pası ceza sahasında Tansel. Tansel vurmadı. İkinci pozisyon. Şimdi vurdu. Topu dışarıya atıyor Tansel. Biraz şova gider yani. Barineko 2 gol. Akın Topal 2 gol. Ve maçın son düdüğü geliyor. Uzatmıyor Fehim dayı. Son düdük geldi ve
Gayu Çetinkaya Doğan Türk Birliği'ni 4-0 mağlup ediyor ve haftayı 3 puanla kapatan Gayu Çetinkaya oluyor. Doğan Türk Birliği haftayı puansız kapatıyor.